Bize biraz MİDAR'dan bahseder misiniz? MİDAR nedir? Elbette. MİDAR Müzik İnsanları Derneği. Adında da bir esprimiz de var. Orada MİDAR derken aslında mi notasından da bahsediyoruz. Müzik İnsanları Derneği'nin aslında açılımı şöyle. Yani bir Müzisyenler Derneği, işte Bursa Müzisyenler Derneği gibi bir dernek ismi koymak istemedik. Çünkü müziğin büyük bir çember olduğunu düşünüyoruz. Bu çemberin tam ortasına MİDAR'ı konumlandırmaya çalışıyoruz. Şöyle ki amatör ya da profesyonel olarak müzikle ilgilenen, enstrüman çalan, beste yapan, müziğin içerisinde bir şekilde yer alan dinleyicisine kadar işletmecisinden dinleyicisine böyle düşünebiliriz. Müziğe bir şekilde emek veren herkesin bir platformu olmasını istiyoruz MİDAR'ı. Bu anlamda çalışmalar yürütmeye yeni başladık. Resmi kuruluşumuz da gerçekleşti. Artık o da tamamlandı. Çok kısa bir süredir zaten MİDAR oluşumu başladı. Hemen bu pandemi döneminde aslında MİDAR'ı kurmaya karar verdik diyebilirim. Tabii ki her dernek gibi bizim kuruluş amacımız da hitap ettiğimiz, kapsamaya çalıştığımız camianın problemleri üzerine faaliyetler yürütmek. Müzisyen arkadaşlarımızın yani bizlerin çalışma koşullarında olması gereken insani düzeylere gelmesi gereken bazı koşullar var. Bunların artık sağlanması için bir farkındalık oluşturmak üzere ilk yapacağımız çalışmalardan bir tanesi bu tür çalışmalar olacak MİDAR'da. Şimdi bunu ikiye de ayırabiliriz. Bir pandemi öncesi dönem var çünkü bir de pandemi sonrası var. Müzisyenlerin derdi her zaman vardı. Tabii ki her topluluğun farklı dertleri mevcut ama müzisyenlerin en büyük derdi aslında sigortasız, güvencesiz çalışmak ve çalışma saatlerinde, çalışma yerlerinde gerekli karşılıkları bulamamak. Hem ücret anlamında hem de bir meslek sahibi olarak görülmek anlamında bir statüden bahsediyorum tabii orada. Bunları uzun zamandır müzisyenler göremiyorlar. Müzik maalesef ülkemizde bir hobi olarak hep algılandı. Yani evet piyano çal, keman çal, gitar çal ama bir iş yap. Türkiye'de, Bursa'da binlerce, yüz binlerce insan müzik yaparak geçimimizi sağlamaya çalışan insanlarız. Bu anlamda ilk dokunacağımız noktalardan bir tanesi bu bilinci aşılamaya çalışmak olacak. Müzikle bir şekilde uğraşan ve ortaya bir iş çıkartan herkes müzisyendir. Müziği icra edenden, müziği üretene, emek veren herkese kadar sahneyi kuran, sahne sistemleri, ışık ve ses sistemi kuran arkadaşlarımız, rodilerimiz, çaldığımız mekanlar, işletmeler, müzik yayını yapan aslında her yer. Bu çemberin tamamına hitap etmeye çalışacağız. Biz MİDAR olarak şunu düşündük orada. Bizim işletmelerde sorunumuz varsa onların da bizde vardır. Yani hiçbir problem ve hiçbir çözüm karşılıksız değildir. O yüzden zaten MİDAR'ın kapsamında lütfen işletmeciler de olsun ki onların da yaşadığı sıkıntıları, problemleri böylece bir kurulda tartışıp ortaya koyabilirim diye aslında istedik. Bu son çıkan kararlarda artık neredeyse %100 işsiz kaldık. Aslında biraz konuştuklarımızın hepsi pandemi öncesine ait problemlerdi. Pandemi dönemi ve sonrasında kasti olduğunu düşünmüyorum. Bilim kurulu mutlaka bu kararları verirken enine boyuna birçok tartışma yaparak bunları veriyorlardır. Milyonları etkileyen kararları verirken. Öyle olduğunu umuyoruz en azından ama bir şekilde bu kısıtlamalar ve bu yasaklar sürekli bizim iş yapabildiğimiz alanları kısıtlamaya başladı. Sonra bir serbestlik gibi bir şey oldu. Kısıtlı da olsa. Tekrar bir başladık. Canlandık. Az da olsa hani akmasa da damlıyor moduna girdik. Çünkü damlaması gerekiyordu artık. Bir sürü intihar vakası var. Enstrümanı satan müzisyenden ziyade enstrüman dükkanını elden çıkarmak için elden geleni yapan bir sürü hem tanıdığımız arkadaşlarımız işletmeler de var. Şeyler de öyle. Mekanlar da öyle. Canlı müzik yapan kafe, barlar, gece kulüpleri gibi mekanlar bir sürü kapandı. Artık onlar mesela olmayabilecek. Orada çalan arkadaşlarımız artık nerede çalacak bilmiyoruz gibi bir sürü problem var. Ve şimdi son yapılan bu açıklamada, genelgede de o sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu saatler zaten bizim iş yapabildiğimiz saatler. Şimdi bunu yapamıyoruz. Hani bu bir piramitse mesela piramidin tepesindeki insanlar bile sarsılmaya başladılar artık. Zaten biz onun küçük bir tarafını temsil ediyoruz. Ama bu buradaki problem o kadar büyüdü ki artık. Koskoca bir endüstriden bahsediyoruz burada. Müzik dediğiniz şey o hani play'e basıp duyduğunuz şey değil ki sadece. Koskoca bir endüstri var. Tonmeister'ı var. Prova stüdyoları var. Kayıt stüdyoları var. Az önce bahsettiğim gibi ses ve ışık sistemini sahnede kuran arkadaşlarımız var. Rodillerimiz var. İşte bir sürü enstrümanist arkadaşımız var. Bir sürü enstrüman satış mağazası var. Bizim gidip alışveriş yaptığımız veya insanların çocuklarını kursa götürdüğü, enstrüman öğrenmesi için götürdüğü eğitim merkezlerimiz var. Eğitmenlerimiz var, öğretmenlerimiz var. Enstrümanların satıldığı mağazanın distribütörleri var. Büyük bir zincir. Gerçekten büyük bir endüstri aslında. Ama o kadar dışlanmış ve o kadar kayda alınmamış durumdayız ki yapacak bir şey bulamıyoruz. Yani destek bulacağımız bir nokta yok. O anlamda pandemide müzik sektörünün içinde çalışan insanların çok büyük problemler yaşadığı bir dönemdeyiz. İlk kısıtlamalar çıktığı zaman herkes kapalıydı. Büyük ciddi bir izolasyon dönemi vardı. Burada bir problem yoktu. Herkeste olduğu kadar bizde de problem vardı. Evet birçok kişi belki destek aldı. İşte kısa çalışma ödenekleri aldılar, bir şeyler aldılar falan filan. Biz hiçbir şey alamadık. Çünkü sigortası çalıştı. Evet. Alacak bir yol bulamadık çünkü.
Hadi onu şey yaptık, o dönemi idare ettik, atlattık, sonra başladık. Şimdi yine sadece biz gidiyoruz. Yani bütün dünya, bütün hayat devam ederken sadece biz yokuz. Şimdi bizim zaten isyanımız bu noktada. Madem bir kısıtlama olacak, o zaman topyekun bir kısıtlama yapalım ki bu virüsten kurtulalım. Sadece bizim izole olmamızla bu olmayacak çünkü. Keşke olsa, biz bütün müzisyen arkadaşların adım kadar eminim. Herkes tamam, ben bir ay evden dışarı adım bile atmayacağım der. Yeter ki bu virüs bitsin.